Merhaba arkadaşlar, bilgisayarın bilinmeyenleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün bilgisayarımızın yani dizüstü bilgisayarımızın, laptopumuzun bataryası neden ölür? Bunu nasıl anlayabiliriz? Bunun üzerine konuşacağız. Bunun hakkında zaten bir tane videom var. Bayağı da izlendi. Bu sorundan muzdarip çok insanlar. Bilgisayarımız zamanla eskidiğinden dolayı aslında büyük ihtimalle yani çoğunlukla eskime kaynaklı, kullanıma bağlı olarak yıpranıyor. İşte sürekli kullandığımız için veya adaptörde kullandığımız için, elektriğe bağlı kullandığımız için günler geçtikçe, yıllar geçtikçe bataryamız ölüyor. Bunu da nasıl anlayabiliyoruz? Belli bir zaman sonra artık bataryamız işte %100 olmamaya başlıyor veya hiç şarj olmuyor. Batarya takılı, adaptör takılı ancak bataryamız şarj olmuyor diye bilgisayar bizi bilgilendiriyor. Bu zamanlarda büyük çoğunlukla bataryamız artık ömrünü tamamlamış oluyor ve değiştirilmesi gerekiyor. Eğer ki ihtiyaç duyuyorsunuz ki ben tavsiye ederim çünkü hiç ihtiyaç duymasanız bile sürekli evde prize takılı kullansanız bile elektrik kesilmesi durumunda bilgisayarınız zarar görebilir. Bunun için de bilgisayarınıza eğer ki orijinal alamıyorsanız, bütçeniz buna el vermiyorsa ki ben bilgisayarınız çok çok eski değilse orijinal tavsiye ediyorum. Çok yeni bilgisayarınız yoksa yan sanayi ürünlerde işinizi görür. Sizi bir sene belki de iki sene götürebilir. Normal orijinal ürünler ne kadar götürüyor bilmiyorum. Onlar da yine 3 sene falan götürür diye düşünüyorum. Arasındaki fiyat farklarını karşılaştırmanız gerekiyor. Ona göre seçiminizi yapmanız gerekiyor. Şimdi öncelikle bu hatayı aldığımızda bilgisayarımızın adaptörü işte %100 olmuyor olabilir bataryası. %100 olmuyor olabilir işte ya da takılı olduğu halde bize takılı olduğu halde dolmuyor diye hata verebilir, çarpı gösterebilir. Bu gibi durumlarda bilgisayarımızı kapatıyoruz. Eğer ki garantisi varsa direkt kutusuna koyup servise gönderiyoruz. İlk başta bunu yapmamız gerekiyor. Çünkü cihazın üzerinde herhangi bir işlem yaptığımızda servis dışı kalabilir, garanti dışı kalabilir. Bunun için buna dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer ki cihazımızın garantisi bitmiş ise artık kendimiz bir şeyler yapmamız gerekiyor veya tamirciye götürmemiz gerekiyor. Tamirciye götürmeden önce pratik bilgisayarınıza zarar vermeyen yöntemleri denememiz gerekebilir. Bunlardan bir tanesi bilgisayarımızı kapatıyoruz. Bir 2-3 dakika soğumasını bekleyebiliriz. Daha sonra bataryasını söküyoruz. 15-20 dakika eğer ki acil bir işimiz yoksa 1 saat kadar bekleyebilirsek çok çok iyi olur. Daha sonrasında bilgisayarımızın bataryasını takıyoruz. Prize takmadan. Sadece bataryasını takıyoruz. Adaptöre bağlı olmadan bilgisayarımızı açmaya çalışıyoruz. Eğer açılıyorsa zaten bir sorun yok demektir. Açılmıyorsa prize takıyoruz. Bilgisayarımızı açıyoruz. Bataryamızın ne durumda olduğuna bakmamız gerekiyor. İşte belli bir miktar şarj olmuş mu? Şarj olmaya devam ediyor mu? Hiç şarj olmuyor mu? Çarpı işareti mi gösteriyor batarya kısmında veyahut işte adaptöre bağlı ancak dolmuyor hatası mı veriyor? Bunu öğrenmemiz gerekiyor. Bu hatalardan birini verdiğinde bir önceki videomda batarya adaptörlerle ilgili anlattığım videomda uyguladığımız işlemleri uygulayabilirsiniz. Ancak söylediğim gibi garanti devam etmiyorsa bataryayı söküp takmak gibi şeyler tabii ki garanti dışında bırakmaz diye düşünüyorum. Ancak yapacağınız başka işlemler belli olmaz. Garanti dışında kalabilir. Cihazınız onun için denemenizi tavsiye etmiyorum. En son bu işlemleri yaptık ve herhangi bir şekilde tepki vermiyor bilgisayarımız. Bu zaman artık anlıyoruz ki bilgisayarımız da yeni değilse eğer zaten yeni ise böyle bir sorunla karşılaşırsanız da zaten garantiye göndermeniz gerekiyor. Söylediğim gibi eğer ki bütçeniz el veriyorsa
Artık bataryanız ömrünü tamamlamışsa yeni bir batarya almanız gerekiyor. Ancak bazı zamanlar bilgisayarınız eski olsa bile bataryanız ölmemiş olabiliyor. Sadece adaptörünüz sorunlu olabiliyor. Yani prizden sizin bilgisayarınıza elektriği ulaştıracak adaptör, cihaz arızalı olabiliyor. Onun için eğer imkanınız varsa başka bir adaptörle şarj etmeyi deneyebilirsiniz ya da bilgisayarcıya götürüp rica edersiniz. Başka bir adaptörü bağlayıp şarj olmasını deneyebilirsiniz. Bu gibi durumlarda genelde çok fazla geri dönüş olmuyor. Başka adaptörlerden kaynaklı şarj olmama durumları çok az karşılaşılıyor genelde. Ancak belki de adaptörden kaynaklı da olabilir. Şansınızı denemenizde fayda var diye düşünüyorum. Söylediğim gibi bir önceki videomda bu konuyla ilgili çok soru geliyor. İşte bilgisayarımda bu söylenen işlemleri yaptım ancak hiçbir tepki vermedi vesaire gibi sorularla karşılaşıyorum. Bu soruların cevabı genellikle bilgisayarınız çok yeni değilse işte 3-5 aylıktır, 1 senedir, 2 senedir, 3 senedir, 3 senediklerde bile bazen olabiliyor. Artık bilmiyorum. Adaptör, batarya kaliteleri düşük mü üretiliyor? Onlardan mı kaynaklanıyor bilmiyorum. Kısa sürede ölebiliyor. Bazen de 10 senelik bilgisayarların bataryaları hala kullanılabiliyor. Bu soruların cevabı genelde bataryanın ömrünün tamamlanmasıyla karşılaşılıyor. Bu gibi durumlarda söylediğim gibi yeni bir batarya almanız gerekiyor. Ancak bataryanızın bataryayı söktüğünüzde İşte üzerindeki yazan kodlar, seri numarası, seri işte kodları vesaire her şeyi detaylıca incelemeniz gerekiyor. Ona göre sipariş vermeniz gerekiyor. Bir harf veya bir işte oradaki yazan kod, simge, işaret her neyse onlar sizin bilgisayarınızın adaptörünün farklı olmasını sağlayabilir. Bunun için buna dikkat etmeniz gerekiyor öncelikle. Bunun haricinde de söylediğim gibi yedek bir adaptör bulundurursanız bu gibi durumlarda işinize yarar. Daha sonra bazen aslında yenilerde çok fazla olmuyor ama daha eski laptoplarda bataryaların sökülememe gibi durumu oluyor. Vidalı olma durumu oluyor. İç kısmında olabiliyor. Kasayı sökmeniz gerekiyor vesaire. Bu gibi durumlarda garantisi bitmişse kendiniz yapabiliyorsanız söküp deneyebilirsiniz veya bir bilgisayarcıdan yardım alabilirsiniz. İşinin ehli uzman bir bilgisayar tamircisinden. Bazen böyle olabiliyor. İşinin ehli olmayan bilgisayar tamircileri bilgisayarınıza daha fazla da zarar verebilir. Bunlara dikkat edin. Güvenmediğiniz insanlara cihazlarınızı teslim etmeyin. İçerisinden parça da değiştirilebiliyor. Bunlar yaşanıyor. Bunun için buna dikkat edin. İşini çok çok iyi yapan insanlar var. Bunlara bilgisayarınızı teslim edin. Zaten anlarsınız. İşini iyi yaptığını görürsünüz. Bu şekilde internette yüzlerce, binlerce bu şekilde adaptör ve batarya satılan site var. Yurt dışından da alabilirsiniz, yurt içinden de alabilirsiniz. Size kalmış ancak kodlarına dikkat etmeniz gerekiyor. Bu şekilde de bu videoyu sonlandıralım. Çok fazla soru geldiği için böyle genel bir şekilde yanıtlamak istedim. Bu şarja takılı, şarj olmuyor, işte adaptör takılı, %0 gösteriyor, çarpı işareti var vesaire. İşte prizden çektiğimde, elektriği kestiğimde bilgisayarım kapanıyor gibi durumlarda genellikle bilgisayarınız çok yeni değilse, bataryanız ömrünü tamamlamıştır, bütçeniz el veriyorsa, orijinal el vermiyorsa, ikinci el, yan sanayi işinizi görecek bir batarya almanız gerekiyor. Çok temiz bulursunuz, ikinci el de alırsınız veyahut fiyatları çok yakındır, sıfır yan sanayi alırsınız veyahut işte söylediğim gibi orijinal bir batarya alıp takarsınız. Bu şekilde sorunuz çözülmüş olur. Yine aklınıza takılan sorular varsa bu videonun altında, diğer videonun altında sorabilirsiniz, yorumlarınızı yapabilirsiniz. Bu şekilde bilgisayarımızın bataryasının neden öldüğüne de değindik, ne yapabileceğimize de değindik, adaptörün işte sıkıntılı olabileceğine de değindik. Bu şekilde videomuzun sonuna gelmiş olduk. Eğer ki
faydalı olabildiysek ne mutlu bize. Siz de bize destek olmak isterseniz, beğenirseniz, abone olursanız, videomuzu paylaşırsanız çok çok seviniriz. Yine bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.